Değerli Pusula Çağlayan takipçilerim, merhaba. Bugün videomuzu çalıştırdık yine. Yine değişik bir lezzet, yine değişik bir uygulama yapacağız beraber. Bugün belki ilk defa duyacaksınız. Genelde İzmir'de yaşayan takipçilerim, pişi ve lokma alışkanlığını tabii daha çok iyi bilir. Burada biraz daha adet olarak çok uygulanan bir şey. Ama Türkiye genelinde pişi her ilimizde neredeyse yapılan tatlı bir kahvaltılık veya bir öğünü karşılayacak yemek çeşitlerinden biri olabiliyor zaman zaman. Biz de bugün balon pişi yapacağız değerli takipçilerim. Bunun için kullanacağımız malzememiz 2 adet yumurta. Normalde biraz daha az yaparsanız 1 adet yumurta kullanabilirsiniz. Ben biraz fazla çıkartmayı hedefliyorum. Dolayısıyla 2 adet yumurta kullanacağım tarifimde. Bir su bardağı yoğurt değerli takipçilerim. Bir su bardağı yoğurt. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir adet kabartma tozu kullanacağız. Bir küçük poşet kabartma tozu. Şimdi karıştırmaya başlayacağız değerli takipçilerim bunu. Hamurumuz biraz yumuşak kalması gerektiği için unumuzu 2 su bardağı un kullanacağım. Hamur kıvamı kendimiz ayarlayabilelim diye ununu yavaş yavaş içine katacağız yoğururken hamurumuzu değerli takipçilerim. Artık hamurunu elimizle yoğuracağız değerli takipçilerim. Hamur cıvık kalacak şekilde güzelce yoğuracağız. Ununu dolayısıyla yavaş yavaş ilave edeceğiz birlikte. Hamurumuzu güzelce yoğuracağız bu şekilde. Değerli takipçilerim. İki bardağı biraz geçtik. Bir kaşık. Hamurumuzu kıvamlayana kadar bu şekilde azar azar unu ilave ederek yoğurmaya devam edeceğiz. İki bardağın üzerine 2 yemek kaşığı ilave etmiş olduk. Hamurumuz yumuşak olacak ama değerli takipçilerim,
merdaneleri açabileceğimiz kıvama getirmemiz gerekiyor. Az daha un atacağız. Dolayısıyla umarız çok harika oluyor. Evet, biraz daha un koyacağız. Şimdiye kadar kullanmış olduğumuzun 3 su bardağı oldu. Değerli takipçilerim, bu işin özü sadece hamurun kıvamını ayarlamaktı. Geri kalanı zaten daha kolay olacak. Artık istediğimiz kıvama gelmek üzere.
İstediğimiz kıvama gelmek üzere. Çok az bir şey daha un ilavesiyle süreç tamamlanmış olacak değerli takipçilerim. Evet değerli takipçilerim, hamurumuzu hazırladıktan sonra şöyle ikiye bölüyoruz hamurumuzu. Yapışmasın diye birazcık un atıyoruz. Ondan sonra merdanemizde açabildiğimiz kadar açıyoruz değerli takipçilerim. Merdanemizle hamurumuzu açabildiğimiz kadar açalım ki rahat rahat bezeler çıkartabilirim buradan. Genişletebildiğiniz kadar hamurunuzu genişletin. Ben biraz incelmiş olsun.
Evet, değerli takipçilerim, ben şöyle geniş ağızlı bir bardak kullanacağım. Bu bardaklarla böyle küçük küçük bezeler çıkartalım. Birbirine yakın yapın ki hamurda fazla kayıp sağlamayalım. Evet değerli takipçilerim, hazırlamış olduğumuz bu küçük bezelerimizi yavaş yavaş kızartacağız. Balon pişilerimiz yavaş yavaş gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Yağımızı orta ateşte ısıtalım değerli takipçilerim.
Değerli takipçilerim, hamurunuzu çok inceltirseniz birinci pişirdiklerimiz gibi ince olacak. Şimdi ikincilerini ben biraz daha kalın bıraktım hamuru açarken. Esas arzulamış olduğumuz balon pişiler oluşuyor. Aradaki farkı kolay kıyaslayabilirim diye birincilerini biraz ince yaptım ki ince hamur olursa o istediğimiz balon pişi yapısı oluşmuyor. Bunu canlı görün diye değerli takipçilerim şey yaptık. Hamur inceliği ile alakalı fazla kabarmasını istediğimiz için hamur kalınlığını biraz fazla bırakın. Çok inceltmeyin. Gördüğünüz gibi balon pişimiz oldu. Evet değerli takipçilerim, görmüş olduğunuz gibi balon pişilerimiz oluştu. Hamurunuzu çok inceltmezseniz eğer bu kalınlığa siz de ulaşmış olacaksınız. Şöyle içini de böldüğünüz zaman içindeki boşluğu da göreceksiniz değerli takipçilerim. Balon pişilerimiz oluştu. Evet, bu muhteşem lezzeti sizin de yapıp tatmanızı istedim. O yüzden bu uygulamayı beraber yaptık. Değerli takipçilerim, yeni lezzetlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Pusula Çağlayan'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Etrafınıza abone olması için öneride bulunun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.